Ekofinans'la karşınızdayız. Piyasalardaki son durumu ve ekonomideki son gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Önce piyasalar. İlk olarak kurlara göz atalım. Dolar TL bu sabah 18.61'den, Euro TL 18.76'dan ve Sterlin TL 21.57'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi ise bir seviyesini korumaya devam ediyor. Hala eşitlik söz konusu. Borsayla devam edelim. Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi günü %0.31'lik yükselişle 3.988 puandan başladı. Açılışın ardından geriye doğru bir gidiş var şu anda borsada. BIST yüz endeksi şu sıralarda 3.942 puan seviyesinde bulunuyor. Kriptolarla devam edelim. Kripto paralardaki yükseliş devam ediyor. Bitcoin 20.700 dolara ulaştı. Ethereum ise 1.554 dolardan satılıyor. Altındayız. Altın fiyatlarında hafif bir gerileme söz konusu. Gram altın 995 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 1628 TL'den, Cumhuriyet altını da 6698 TL'den satılıyor. Altın ons fiyatına baktığımızda ise 1662 dolar seviyesini görüyoruz. Gümüşün ons fiyatı 19.36 dolar seviyesinde ve petrol dünyanın en büyük petrol tüketicisi. Amerika Birleşik Devletleri'nde düşük petrol talebi endişeleri petrolde fiyatları geriye doğru çekiyor. Brent petrolünün uluslararası piyasadaki varil fiyatı bu sabah itibariyle 93 dolar seviyesinde bulunuyor. Piyasalardaki son durum böyleydi. Ekofinans devam ediyor. Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası kararları ve Başkan Christine Lagarde'ın konuşmalarına çevrildi. Bankanın politika faizlerini 75 baz puanı artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Küresel bazda artan resesyon ihtimalinden sonra bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın yapacağı sözde yönlendirmelerde kritik önem taşıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın Aralık toplantısı 50 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken artırımın 75 baz puan olma ihtimali de güçlü şekilde fiyatlanıyor. Öte yandan Türkiye'de bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıkladığı enflasyon raporuna çevrilirken yoğunlaşan bilanço sezonunda hisse bazlı hareketlerinde artması bekleniyor. Analistler bugün Türkiye'de ayrıca dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi, Amerika Birleşik Devletleri'nde büyümeye dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtiyor. Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz artırımlarında yavaşlamaya gideceğine yönelik beklentiler piyasalardaki satış baskısını törpülüyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek hafta yapılacak toplantıda Fed'in 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken Aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırımı yapılacağına yönelik beklentiler de güçlenmeyi sürdürüyor. Fed'in Aralık'ta %55 ihtimalle 50 baz puan, %39 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak 3. çeyrek büyüme verilerinin de piyasa beklentileri üzerinde etkili olması bekleniyor. Verinin alt kalemlerinde ekonominin durumuna ilişkin ipuçları aranacak. Brezilya Merkez Bankası gösterge faiz oranında beklendiği gibi değişikliğe gitmedi. Bankadan yapılan açıklamaya göre gösterge konumundaki selik faiz oranı %13,75 olarak kaldı. Piyasa beklentisi de faizde değişiklik olmayacağı yönündeydi. Brezilya Merkez Bankası 12 toplantı üst üste toplamda 1175 baz puan olarak gerçekleştirdiği faiz artışına bir önceki toplantısında ara vermişti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Eylül ayına ilişkin dış ticaret verilerine göre dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %268,1 artarak 2,6 milyar dolardan 9,6 milyar dolara yükseldi. İhracat Eylül'de yıllık %9,2 artarak 22,6 milyar dolar, ithalat %38,1 artarak 32,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı
dönemine göre %17 artarak 188,2 milyar dolar, ithalat %40,4 artarak 271,3 milyar dolar olarak kaydedildi. Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı %156,3 artarak 32,4 milyar dolardan 83,1 milyar dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Eylül döneminde %83,2 iken 2022 yılının aynı döneminde %69,4'e geriledi. Türkiye'de ekonomik güven endeksi Ekim ayında Şubat'tan beri en yüksek değerine ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ekonomik güven endeksi Ekim'de %3 oranında artarak 97,1 değerini aldı. Endeks Eylül ayında 94,3 olmuştu. Bir önceki aya göre Ekim ayında tüketici güven endeksi %5,3 artarak 76,2, reel kesim güven endeksi %1,8 artarak 102, hizmet sektörü güven endeksi %0,9 oranında artarak 119,3, perakende ticaret sektörü güven endeksi %3 oranında artarak 119,4, inşaat sektörü güven endeksi %2,8 artarak 90,5 değerini aldı. Ekonomik güven endeksinin yüzden büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, yüzden küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. Sayın seyirciler, Bakanlar Kurulu Maliye Bakanlığı'na 9 milyon Türk Lirası'na kadar borçlanabilmesi için yetki verdi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlar Kurulu Maliye Bakanlığı'na borçlanma yetkisi verdi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda Bakanlar Kurulu devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak amacıyla 2022 mali yılı bütçe yasası limitleri dahilinde ihtiyaç duyulan tutarlarda 900 milyon Türk Lirası'na kadar borçlanılabilmesi için Maliye Bakanlığı'nın yetkili kılınmasına karar verdiği ifadeleri yer aldı. Ve Maliye Bakanlığı bugün sonuçlanacak hazine bonosu ihalesiyle 10 milyon dolar ve 12 milyon euro borçlanmaya gidecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın salı günü duyurduğu devlet iç borçlanma senedi ihalesi bugün sonlanacak. Merkez Bankası'nın Maliye Bakanlığı adına ilan ettiği hazine bonosu ihalesine 10 milyar dolar ve 12 milyon euro borçlanılacak. Çoklu fiyat şekliyle iskontolu türde açılan dolar ihalesi 74, euro ihalesi ise 109 gün vadeli. Hazine söz konusu tutarı kur riski üstlenmemek amacıyla swap işlemiyle Türk lirasına dönüştürerek kullanacak. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler de bankalar aracılığıyla katılabiliyor. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, dünya genelinde akaryakıt fiyatlarının düşmeye başladığını vurgulayarak Euro dizelde yaklaşık 75 kuruşluk bir indirimin söz konusu olduğunu açıkladı. Amcaoğlu, indirimin yarın netleşeceğini belirtti. Amerikan hükümetinin 180 milyon varillik rezervlerinden, milli rezervlerinden piyasaya yapmış olduğu işte müdahaleyle fiyatlar aşağıya doğru seyretmeye başlamıştır. Tahminimiz diyorum yine, çünkü hep eleştiri yılıyor ki daha geçen gün aldım özellikle geçtiğimiz ayki kullanımları. Her zaman benzinin kullanım oranları elbette Euro dizelin üzerindeydi eski zamanlarda. Ama şu an 13 milyon litreye yaklaşık benzin, 15 milyon litreye de yakın dizel kullanımı en son ay gerçekleşmiştir ki diğer akaryakıtlarla ilgili toplamda 35 milyon litrenin üzerinde akaryakıt kullanımı var. %48'leri aşmış durumda şu an Euro dizelin kullanım oranları ve bir baktığımızda tabii ki az talep dengelerine dünya piyasasında da aynı seyir devam etmektedir. Bu hafta sonu Cuma gün kuvvetli ihtimal Euro dizelde bir indirim beklemektedir. Tabii ki şu anki verilere göre 75 kuruş yaklaşık bir indirim söz konusu olurken Cuma gününe kadar bunları takip edip uluslararası piyasalarda oluşacak fiyatlara göre de inşallah indirim yapma şansı geçen hafta olduğu gibi mümkün olacaktır ki anında tüzük gereği de biz bunu yerine getireceğiz. Bu
Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında faizleri nötr seviyeye ulaşana kadar artırması gerektiğini belirtirken bu noktaya henüz ulaşılmadığını söyledi. Avrupa Merkez Bankası'nın bugünkü kritik faiz kararı öncesi Reuters'a konuşan Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, küresel çapta merkez bankalarının faiz artırımının pozitif etkisinin 2024'te hissedilmeye başlanabileceğini belirtti. Georgieva, faiz artırımına dair şu anki noktada nötr seviyeye ulaşmaya bakıyoruz ve henüz bu noktada değiliz yorumunu yaptı. Georgieva, yüksek enflasyonun büyümeyi baltaladığını, bu durumun özellikle toplumun en yoksul kesimlerini vurduğunu, bu nedenle merkez bankalarının faiz artırması gerektiğini belirtti. Georgieva, merkez bankalarının ne kadar süre daha faiz artıracağı sorusuna, Uluslararası Para Fonu merkez bankalarının aksiyonlarının etkisinin 2024 yılı itibariyle görülmeye başlanmasını öngörüyor yanıtını verdi. Uluslararası Para Fonu Başkanı faiz artırımlarının faydalarının hızlıca görülemeyebileceğini, sabırlı olmak gerektiğini ifade etti. Ve Kanada'dayız. Kanada Merkez Bankası resesyon endişeleri nedeniyle faiz artırımlarının hızını yavaşlattı. Banka politika faizini 50 baz puan artırdı. Kanada Merkez Bankası resesyon endişeleri nedeniyle faiz artırımlarının hızını yavaşlattı. Başkan Tiff Macklem liderliğindeki Kanada Merkez Bankası yetkilileri politika faizini 50 baz puan artışta %3.25'ten %3.75'e çıkardı. Banka Temmuz ayında 100, geçen ay ise 75 baz puan faiz artışına gitmişti. Önümüzdeki aylarda faiz oranlarını artırmaya devam etmeyi beklediklerini belirten yetkililer, görece şahin bir dil kullanmayı sürdürdü. Ancak sürpriz karar, yetkililerin Kanada ekonomisine zarar vermekten endişe duyduğunun sinyalini verdi. Banka büyüme tahminlerini aşağı revize ederek ekonomik gelişmelerin önümüzdeki aylarda duracağını ve hatta muhtemelen daralacağı tahminini paylaştı. Kanada Merkez Bankası ayrıca yüksek faizlerin harcamaları baskılamasıyla enflasyonun gelecek yılın sonuna kadar keskin bir şekilde %3'ün altına düşmesini bekliyor. İngiltere'de orta vadeli mali planı açıklama tarihi 17 Kasım'a ertelendi. İngiltere'de yeni Başbakan Rishi Sunak ve Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın orta vadeli mali planı 17 Kasım'da açıklamak konusunda anlaştığı belirtildi. Başbakanın değiştirmesinden önce Hunt'ın yeni orta vadeli mali planı ve vergi stratejisini 31 Ekim'de açıklayacağı duyurulmuştu. Times'ın haberine göre Sunak bu açıklamanın ertelenmesini istiyordu. Bu açıklama birkaç gün sonrasında gerçekleşecek İngiltere Merkez Bankası faiz kararı açısından da büyük önem taşıyor. Finans piyasaları tarafından da merakla beklenen planın ertelenmesinin ekonomik belirsizliklere dair endişeleri artırabileceği belirtiliyor. Öte yandan, önceki gün resmen İngiltere'nin yeni başbakanı olarak göreve başlamasının ardından parlamentoda ilk haftalık başbakana sorular oturumuna katılan Sunak, artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında her zaman toplumdaki en savunmasız insanları koruyacağını, ancak ekonomik istikrar ve güveni yeniden tesis etmek için ilerleyen dönemde zor kararlar alacağını açıkladı. Sunak, her zaman en savunmasız olanları koruyacağım. Bunu COVID-19 salgını döneminde de yaptık ve yine yapacağız. Bu hükümet ekonomik güveni ve istikrarı yeniden tesis edecek ve bunu adil ve merhametli bir şekilde yapacağız, dedi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeyiz. Ülkede mal ticareti açığı ihracattaki gerilemenin etkisiyle 6 ay sonra ilk kez arttı. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı verilerine göre mal ticaret açığı geçen ay %5.7 artarak 92.2 milyar dolara yükseldi. Ticaret açığı Ağustos'ta 87.3 milyar dolar olmuştu. Bu dönemde ihracat %1.5 düşüşle 177.6 milyar dolar olurken ithalat 269.8 milyar dolara yükseldi. Fed'in 1980'li yıllardan beri uyguladığı en agresif faiz artış politikası dolarda yükselişe neden oldu. Para birimi Eylül'de yükselerek 4. ayda da artışını sürdürdü. Bu durum ithalat maliyetlerini düşürse de uluslararası piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri mallarına olan talebi azaltıyor.
Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı %7,16 ile 2001'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ülkede yeni konut satışları da mortgage faizlerindeki yükselişle Eylül'de düştü. Amerika Birleşik Devletleri Mortgage Bankalar Birliği verilerine göre mortgage başvuruları 21 Ekim'le biten haftada bir önceki haftaya kıyasla %1,7 azaldı. Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise %6,94'ten 7,16'ya yükseldi. Böylece söz konusu faiz oranı 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da %6,09'dan 6,39'a yükseldi. Mortgage Bankalar Birliği Ekonomi ve Endüstri Tahmininden sorumlu Başkan Yardımcısı Joel Kahn, mortgage faiz oranlarının yükselişini 10. haftaya taşıdığını belirtti. Mortgage oranlarındaki yükseliş eğiliminin mortgage başvurularını baskılamaya devam ettiğine işaret eden Kahn, mortgage başvurularının 1997'den bu yana en düşük hızda seyretmeye devam ettiğini kaydetti. Öte yandan ülkede yeni konut satışları da Ağustos'taki sürpriz artış sonrası Eylül ayında yüksek faizlerin etkisiyle geriledi. Konut satışlar Eylül'de yıllıklandırılmış bazda %10,9 düşüşle 603 bin oldu. Dünya Bankası enerji fiyatlarının bu yıl %59,1 artmasının ardından 2023'te %11,2 düşmesinin beklendiğini bildirdi. Dünya Bankası Emita Piyasaları Görünüm raporunun Ekim 2022 sayısını pandemi, savaş, resesyon, alüminyum ve bakır fiyatlarının itici güçleri başlığıyla yayımladı. Raporda küresel büyümedeki keskin yavaşlamanın ve yaklaşan küresel resesyona ilişkin endişelerin emita fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Küresel büyümedeki yavaşlama yoğunlaştıkça emita fiyatlarının gelecek 2 yıl içinde gevşemesinin beklendiği kaydedilen raporda, ancak fiyatların son 5 yıldaki ortalamaların oldukça üzerinde kalmaya devam edeceği aktarıldı. Raporda Avrupa'da gelecek kış aylarında enerjinin ulaşılabilirliğine ilişkin endişeler yoğunlaşırken, enerji piyasalarının bir dizi arz endişesiyle karşı karşıya olduğu belirtilen raporda, beklenenden yüksek enerji fiyatlarının başta gıda olmak üzere enerji dışı fiyatlara yansıyabileceği ve gıda güvensizliği ile ilgili sorunların uzamasına neden olabileceği ifade edildi. Yükselen emita fiyatlarının enflasyonist baskıları uzatabileceği vurgulanan raporda, petrol, doğalgaz ve kömürün oluşturduğu enerji emita fiyat endeksinin bu yıl geçen yıla kıyasla %59,1 yükselmesinin beklendiği kaydedildi. Raporda enerji fiyat endeksinin 2023'te ise %11,2 düşmesinin beklendiği, ancak söz konusu düşüşe rağmen fiyatların son 5 yıldaki ortalamanın %75 üzerinde olmaya devam etmesinin beklendiği bildirildi. Tarım ürünleri, metaller ve mineraller gibi enerji dışı emita fiyatlarından oluşan endeksin ise bu yıl %10,5 artacağının tahmin edildiği belirtilen raporda, söz konusu endeksin gelecek yılsa 8,1 düşmesinin öngörüldüğü aktarıldı. Raporda Brent türü ham petrolün varil fiyatının bu yıl geçen yıla kıyasla %42 artışla ortalama 100 dolar seviyesinde gerçekleşeceği, 2023'te ise %8 artışla ortalama 92 dolara gerilemesinin beklendiği aktarıldı. Raporda Brent türü ham petrolün varil fiyatının 2024'te ise ortalama 80 dolar seviyesinde olmasının beklendiği kaydedildi. Değerli metallere ilişkin fiyat endeksinin ise bu yıl %4 ve gelecek yıl %3,6 azalmasının beklendiği belirtilen raporda, altının ons fiyatının bu yıl geçen yıla göre %1,4 ve 2023'te %4,2 azalacağı tahmini yer aldı. Raporda tarımsal ürünlerin fiyat endeksinin ise bu yıl %13,4 artmasının beklendiğine işaret edilirken, gelecek yıl %4,5'lik azalış öngörüldüğü aktarıldı. Metal fiyatlarının ise bu yıl %2,9 artarken gelecek yıl %15 düşeceğinin tahmin edildiği belirtilen raporda, metal fiyatlarındaki düşüş beklentisinin büyük ölçüde zayıf küresel büyüme ve Çin'deki ekonomik yavaşlama endişelerinden kaynaklandığı ifade edildi. Ekofinans'ta karşınızda olduk. Az sonra Hatice Ayanlar Taşçı 12 haberlerinde sizlerle birlikte olacak.